Hava eğitim setine devam edelim. Bu sefer kontrol yapılarına giriş yapacağız. Kod yazarken bazı şartlara bağlı olarak belirlediğimiz bir olayın gerçekleşmesini isteyebiliriz. Ne gibi? Atıyorum, bir durumla karşı karşıyayız. Bir sayının çift olup olmamasını belirlemek istiyoruz ve çift olanları yazdırmak istiyoruz. Ne yaparız bu durumda? Bir önceki videoda göstermiştim. Neye göre modunu alırız? Eğer ifade, zaten birazdan göstereceğim, true değerini aldığında alıyorsa, if içerisinin code blue çalışacağı için biz buraya herhangi bir şekilde bir yazdırma fonksiyonu eklersin ve çift sayılara ulaşmış oluruz. Bunun gibi. Java'da 3 tür kontrol yapısı vardır. Bunlar if else, if ve switch yapılabilir. Yapmak istediğimiz işlemlere hangi kontrol yapısı uygun oluyorsa biz kod yazarken bunu kullanıyoruz. Örneğin bir if else yapısı yapalım, örnek olması açısından. Bir öğrenci not sistemini düşünelim. Öğrencinin ortalaması 85'ten yukarı olursa AA, 70 ile 85 arası olursa BA geçmiş olsun. Bunun için if else yapısını kullanabiliriz. If else yapısında koşul içerisindeki ifadeden true'a döndüğü sürece if bloğuna girer ve A bloğundaki işlemler yapılır. Eğer koşuldan false sonucu dönerse else kısmına girer ve buradaki B bloğu işlenir. Eğer else kısmında bir işlem yapılmasını istemiyorsak else kısmını yazmadan sadece if deyimini kullanabiliriz. Ne yapalım? İlk önce bu öğrenciye bir ortalama verelim. Ortalaması eşittir 85 olsun. If yazıp control space'e bastığında if statement'ı açarsak ortalama, bakın ne dedik biz konuşurken, 85'ten yukarı olursa, yani 85'ten büyük olursa result öğrenci ortalama harf notu AA. Bunu yazdıralım. Şimdi bakın, bunu bu şekilde çalıştırırsam ilk önce ne olduğuna bir bakalım. Hiçbir şey olmadı. Çünkü ortalamamız 85'e eşit. Biz şu anda 85'ten büyük olduğu durumu inceleyip işlem yaptığımız için ve aksi halde bir işlem yapmadığımız için herhangi bir çıktığımız yok. Şimdi hemen şu notu bir 86 yapalım. Kodumuzun çalıştığını bir görelim. Bakın, kod çalıştı. Notun ortalamamız 86 olduğu için, 85'ten büyük olduğu için programımız çalışıyor. Eğer 85 veya 6 olduğunda, yani ismi çalışmadığında demeyelim de, buradan true ifadesi dönmediğinde yapılmasını istediğimiz bir işlemimiz varsa else yazıp buraya result println öğrenci ortalama notu AA değil diyelim biz buraya şimdi. Daha sonrasında bunun neden bu şekilde yaptığını anlatacağım. Öğrenci ortalama harf notu AA değil. Neden? Çünkü 85 85'ten büyük değil. Peki şöyle yaparsak, oynayalım biraz burayla. Harf notu AA oldu. Neden? Burada şunu diyoruz. Eğer, İngilizce'de if eğer demektir zaten. Ortalama notum 85'ten büyük veya 85'e eşitse kodu çalıştır. Else, yani değilse bu kodu çalıştır. Ben aynı zamanda şunu da diyebilirim. Else'yi ortalama notum mesela 70'ten büyük olursa, buna da ne diyelim? Hatta şöyle yapalım. Ortalama notu
ve 70'ten büyük eşit veya ortalama 85'ten küçük 85'ten küçük veya eşitse. Böyle bir durumda bakın şimdi ne oluyor? İzleyin. Bir hata var. 85'ten büyük veya eşit. Büyük değil ama eşit olduğu için buraya girdi. Bakın buraya girdiği için burada da aynı ifade olmasına rağmen burayı yazmadı. Bunun sebebi eğer if doğruysa else ve girmez. Çünkü bu doğru değilse ve bu şart sağlanıyorsa burası yazılır. Bu doğru olduğu için burayı görmez. Bakın şuraya if yaparsak izleyin. Gördünüz mü? Yine birlikte girelim. Buradaki ince ayrıntı bu. Else kullanalım bir tane de. Else diyelim. Bu notlardan daha düşükse yani buna girmedi. Ortalamam 85'ten büyük veya eşit değil. Bunu silelim. Ortalamam 70'ten büyük veya eşit değilse ortalamam 85'ten büyük veya tamam. Şimdi bakın güzel bir şey yakaladım. Evet, sağ olun. İzleyin. Öğrenci ortalama alt notu çok düşük. Bu program çalıştığında öğrenci harf notu AA dedi. Ha, şunu bir düşürelim. Ha, ne yapalım? 80 80 değil de bunu 71 yapalım. Bence ortalama harf notu AA değil. Neden buraya girdi? Çünkü 71'den büyük. 85'ten de küçük. Fakat şurada ince bir ayrıntı var. Ben eğer bu 85'ten küçük ya bunu V yaparsam izleyin. Şimdi. Hiçbir şey değişmedi. Burada göstermek istediğim buydu. Ortalama not 85'in altında değil mi? Ve aynı zamanda 70'ten de büyük. İki şartı da sağladı mı? Evet. Ama mesela 70'ten büyük değil de 65 olsaydı ne olacaktı? Gördüğünüz üzere bu bloğa girdi. Benzer şekilde yine bir uygulama yapalım. Az önce verdiğimiz çift sayı uygulaması olsun. Bittir. 80. Sayı 2'nin 2'ye göre modu eşit eşit. Varsa alt sayı çift sayı. Şurada iki tane seçeneğimiz var. Eğer çift sayı değilse bir sayı tek sayıdır. O yüzden direkt şunu yazıp şuraya sayı tek sayı bir yazdırabiliriz. Veya bunu bir çalıştıralım görelim. Sayı çift sayıdır. Sen bir yapalım. Sayı tek sayıdır. Gördüğümüz üzere çalışıyor. Veya else if diyeyim. Sayı 2'nin 2'ye göre modu ünlem eşit 0 dersin. Yani sayı 2'nin 2'ye göre modunun alanından alanı buradan farklıysa sayı tek sayıdır. Bu da farklı bir kullanım. Çalıştırdığımız zaman sayı gördüğümüz üzere tek sayıdır.
da kullanılabilir. Bunun yanında başka ne yapabiliriz? Düşünelim. Şimdi if else yapısını gördük. Üçlü kullanımını da gördük. Buradan. If, else, 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 if, else. Peki bir de iç içe if dediğimiz bir yapı var. Bu ne demek? Hemen şu şekilde bir örnekle gösterelim. Hız değerimiz olsun. Eşittir. 110 olsun. Onu bir örnek verelim. Şimdi eğer hızımız 90'dan büyükse hız büyüktür. 90 ile değil. Burada radara girelim. Radara girelim. Şimdi hızımız 90'dan büyük mü? Elbette ki büyük. Eğer hız 90'dan büyük veya eşitse bakın aynı zamanda hız 120'den de büyükse 120 ise yes out ne yapalım? Buna bir ceza verelim. Cezamız böyle oldu. Else hızımız 120'den de büyük olursa veya eşit olursa else out cezamız 500 TL olsun. Hızımız 90'dan da küçükse yani else hız sınırını açmadığımızı yazdıralım. Şimdi ne olacak? Bakın. Bunu da gösterelim. Sağ tıklayalım. Bug as application. Bakın. Farklı açıldı. Fark ettiniz mi? Şimdi şuradan dedim. Bu yerini göstermek istiyorum. Klavyenin kısa yolu var. Ben onu kullanmak yerine şimdi F5 tuşuyla bakın hız değerim üzerine geldim 110. Hızım 90'dan büyük mü? Evet. Bakın if'in içine girdi. Radara girdiğinizi yazdırdı. Normal şekilde çalıştıralım. Boşver. Radara girdiğinizi yazdırdı. Hızım 90'dan büyük, 120'den küçük, cezam 300 TL. Bunu yazdırdı. Hızım 120'den büyük olmadığı için bana 500 TL ceza vermedi. Hızımızı küçültelim. 80 yapalım. Hız sınırını aşmadınız dedi. Gördüğünüz üzere. Evet, tekrar çalıştıralım. Hız sınırını aşmadınız dedi. Peki benim 150 ile gittiğimi varsayarsam 90'dan büyük olduğu için önce radara girdim. Orasında 120'den de büyük olduğu için buraya girmedim. Buraya girmediğim için buradaki şartı da sağladığım için cezam 500 TL oldu. Ben şurada bir şey yapalım. Bunu 120 değil de 130 yapalım. Hız 130'dan yüksin diyelim. Else diyelim. Adama 1000 lira ceza kesin. Cezanız 1000 TL. Gösterelim. Hızımız 150. Bakın şimdi. Hız 130'dan küçük mü? Değil. Hızımız 150. Büyük olduğu için 500 TL yazdırmadı.
Burada hiçbir şart olmamasına rağmen buraya giremedi. Buraya giremedi. Buraya girdi. Çünkü bu içine girmeyince mecburen buraya giriyor. Sistemi bu şekilde. İlk önce buna bakıyor. Baktı. Giremedi. Sonra bu doğru değilse, bakın bu doğruysa buralara bakmıyor. Kısımlara bakmıyor. Bu doğru değilse buraya bakıyor. Bu da doğru değilse buraya kesin olarak giriyor. Tam bu şekilde. Tek örnek içerisinde hem if iç içe if yapısını gösterdik. Hem de if else if ve else yapısını gösterdik. Bunlar da iç içe. Bir de switch yapısı dediğimiz bir şey var. Bunları bir yorum satırına alalım. Böyle. Ne demek bu switch yapısı? If else yapısının bir alternatifi. Uzun uzun else if şartları koymak yerine bunu tek bir switch kontrolüyle yapabiliyoruz. Fakat bir önceki örnek için switch yapısını kuramayız. Çünkü bir aralık söz konusu, net bir değer yoktur. Şimdi buna bir örnek verelim. Int i diyelim. Eşittir. 5 olsun. Switch. Bakın. Açtı. Anahtarımız i. Is value dediğimiz nedir? 1 mi? Değilse bakın. Sayımız 1'dir. Bakın şimdi. İzleyin. 1 ise neyse. Art. Sayımız 1'dir. Aynı şekilde bunlardan birkaç tane kopyalayalım. Case 2, Case 3, Durum 4, Durum 5. Bir daha kopyalayalım, iyi örnek olsun. Durum 6 olsun. Temmuz 2, 3, 4, 5, 6. Basıralım. Sayımız 5'tir. Eğer bunu if else yapmak zorunda olsaydık tek tek bakacaktık. Sayı 1'den 1 ile 2 arasında mı? 2 ile 3 atıyorum, özür dilerim. Sayı 0 ile 2 arasında mı? 0 ile 2 arasında ne var? 1. Sayı 1 ila 3 arasında mı? Sayı ila 4 arasında mı? Vesaire diye tek tek yazmamız gerekecekti. Switch case yapısını kullanarak tek seferde bu örneklerle, yani tek seferde sayının ne olduğunu bulabiliyoruz. Bu da bu işe yarıyor. Şöyle bir şey var. Buradaki break yapısını özümsemek önemli. Altını çizmek istiyorum. Bakın sildim. Bastırdım. Gördünüz mü? Buradaki break yapısını silersem. Bakın devam etti. Sayıyı küçültelim biz şuradan. Sayıyı bir yapalım. Bakın. Sayımız 1'dir. Sayımız 2'dir. Breaklerin hepsini silelim. Daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz üzere switch case yapımız doğru bir şekilde çalışmadı. Peki ne demek bu break? Geliyor buraya. Durum 1'e bakıyor. Eğer durum 1 gerçekten 1 ise bakın 1 ise buraya giriyor, bunu yazdırıyor. Sonra diğer case'leri kontrol etmiyor. Hiçbir şekilde içine girmiyor. Bunu yapmasını sağlayan bakın şimdi. Bir yapalım. Az önce hepsini yazdırırken bu sefer sadece bir tanesini yazdım. Switch case yapısı da bu kadardı. Switch case'ler aynı zamanda
Java 7'den sonra gelen özellikle string ifadeleri de karşılaştırabiliyoruz. Yalnızca primitif tipleri ekleyebiliyorduk önceden. Artık string ifadeleri de birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Burada başka göstermem gereken bir şey kalmadı. Bir sonraki videomuz olan döngülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.